Berna şekildeki dairelerin içini doldurmak istiyor. Bu işlem ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Her üçlü döngüdeki sayıların toplamı 30, her dörtlü döngüdeki sayıların toplamı 40'tır. X yazılı daireye 9 rakamını yazıyor. Y yerine hangi sayı yazılmalıdır diye bize burada sormuş. Evet. Biz şimdi X yazılı yere 9 yazarsak diğerlerini bilmiyorum. Ben şuralara A, B, C ve D dersem. Bakın. Şu dörtlü döngülerin her üçlü döngüdeki sayıların toplamı 30. Yani A, B ve Y'nin toplamı 30. Başka dört üçlü döngüler de var. X dedi yani 9 artı C artı D'nin toplamı 30. Başka? Orada yok. Dörtlü döngülerimi yazarsam Y, B, C ve X var. Yani Y artı B artı C artı 9 yani x dediğimiz 40'mış dörtlü döngü. Yukarıdan yazarsam A B C D'nin toplamı yine 40. Bir dörtlü döngüde nasıl yazabilirim? Dıştan yazabilirim. Yani A D Y ve 9 yani x 9 bu da 40 oluyor. Bakın 5 tane bilinmeyenim var. 5 tane de denklem yazdım buraya. Şimdi ben şu 40'lı olanları topladığım zaman, şu kısımdakileri topladığım zaman ne elde ederim? 2 tane A var. 2 tane B var. 2 tane C var. 2 tane D var. 2 tane Y var. 9'ları karşıya yolluyorum. Dokuzları yani 2 tane 9 var onları karşıya yolluyorum. 120 18 çıkarsa 120 eksi 18 diye karşıya yazalım. O zaman A, B, C, D ve Y dedik. 120 eksi 18'de ne yapar? 102 yapar. Şekilde 2'nin ta çarpımı. 2'ye böldüğümde de A, B, C, D ve Y'nin toplamı 51 bulunur. Bize neyi sormuştu? Y'yi. Şimdi ben A, B, C, D'nin bakın A, B, C, D'nin toplamını şurada 40 olarak biliyorum zaten şu toplamı. Burası 40 ise o zaman Y ne olur? 51'den 40 çıkarsa Y eşittir 11 buluruz. Bir kitabın sayfaları birden başlayarak ve ardışık pozitif tam sayılar kullanarak numara verilecektir. Bilgisayarın 4 tuşu bozuk olduğundan bundan sonraki ilk sayı yazılmaktadır. Yani 1, 2, 3 yazdı. 4'ü bakın burada atladı. Sonra 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'ü burada atladı. Bu şekilde yazıyor. Yani 4, 14, 24, 34. Sonra bakın 40'tan 49'a kadar olan sayıları yazmayacak burada. Sonra nedir? 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 124, 134'ü yazmayacak. 132'ye kadar geliyor. Şimdi biz baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon şuraya 1, 2, 3, 4 buraya kadar 4. Burada 40 ile 49 arasında nedir? 10 tane sayı var. 10 tane burada atladı. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de burada var. Yani toplam 22 sayfa atlanarak yazılıyor. 22 sayfa atlandığı için 132'ye geldiğinde 22 çıkartırsam demek ki gerçekte bu kitap kaç sayfaymış? 110. Gerçek sayfası 110 tane sayfası var. Belirli uzunluktaki bir yere kare, üçgen ve daire parçaları kullanarak desen yapılacaktır. Bununla ilgili aşağı şunlar biliniyor. Sadece üçgen ve daire parçaları eşit sayıda kullanarak en fazla 35'er adet şekil dizilebilmektedir. Bir tane kare parçasının yerine iki tane daire yapılabiliyormuş.
3 tane üçgen parçasının yerine 4 tane daire çizilebiliyormuş. Buna göre 3 parçadan da dizilmek şartıyla aynı uzunluktaki yere en fazla kaç parça dizilebilir diyor. Şimdi bakın sevgili öğrenciler, burada 35'er adet üçgen ve daire kullanmış. Ben üçgene 4K dersem büyüklüğüne dairenin 3K olur. Daire 3K ise de kare ne olur? 6K. Şimdi 35'er adet dizdiğimde ben en fazla eşit sayılı olarak 35 çarpı 4K artı 35 çarpı 3K dersem buradan ne yapar? 140K artı 105K. Yalnız bunlar 35'te eşit oluyorlar. Yani 245K olursa eşit oluyorlar 35'er taneden. Ama ben 30 mesela burada 4K'lık bir boşluk kaldığında 4K'ya nedir? İkisi de sığamayacağı için yani 36'şer tane yapamayacağım için burada da 3K var. Yani 7K'lık bir boşluk olursa ancak 36'şer tane yapabilirim. O zaman buraya ben en fazla 6K'lık bir boşluk koyabilirim. Bu da nedir? 251K. Şu an benim o yerleştirme yapacağım yerin uzunluğu. Kimi yerleştireceğim şimdi ben buraya? 3 parçadan da yerleştireceğim. Yani daireden de koyacağım, üçgenden de koyacağım, kareden de koyacağım. Bununki neydi? 3K'ydı büyüklüğü. Üçgeninki 4K, bununki 6K. 251 olması için. Şimdi ben ne yaparım? Bundan 80 tane hepsinden kullanmak zorundayım. 80 tane koyarsam 240 yapar, 11K kalır. O zaman ben bundan bir tane, bundan da bir tane koyarım. Sonra bunu 250K yapar. Yani bunlardan birer tane, bundan da 80 tane. O zaman 82 tane en fazla yerleştirebilirim. Betülün eşit sayıda kırmızı ve beyaz bilyesi vardır. Betülün bilyeleriyle ilgili işlemler, aşağıdaki işlemler yaptığı biliniyor. Evet. Odasındaki torbaların her birine 2 kırmızı bilye koyunca 6 kırmızı bilyesi artıyor. Torba sayısını bilmediğim için o zaman ben sayısını zaten soruyor. X diyelim. İkişer tane koyarsa 6 kırmızı bilye artıyor. 11 torbayı boş bırakıp bir torbaya 2 beyaz bilye bırakınca diğer torbalara 3'er tane beyaz bilye bırakabiliyor. Şimdi ben 11 torbayı boş bırakıp hepsine 3'er tane koyduğumu düşünürsem, ama bu ne diyor? Bir torbaya 2 beyaz bilye koyacak diyor. O zaman benim normalde bu 11 torbanın dışındaki hepsini doldurduğumda 3'erli oluyordu. Ama burada bir tane eksik kalacak ki buna 2 tane düşsün. O da nedir? Eksi 1 diyorum bilye sayısını tam olarak bulmak için. Bu eşitliği yazdığımda 2x artı 6, 3x eksi 33 eksi 1. Buradan da ne yapar? X 40 olarak buluruz. A masası 6, B masası 8 kişiliktir. İstenilen sayıda masa ucuca eklenebiliyor. 88 kişi masaların ucuca eklendiği kısımlar hariç tüm sandalyeleri doğrulmak üzere en fazla kaç masaya oturabilir diye bize sormuş. Burada yani iki masadan da kullanacağız olarak verilmiş bize ucuca ekleme. O zaman ben en fazla kaç masa olması için az masa yani az kişi alan masadan daha çok koymam lazım. 6 kişilik masadan. Bakın kenarları 2 2 kalıyor. Bunda 3 3 kalıyor. O zaman yani ben burada x tane A masası kullanırsam o zaman 2 çarpı A ya da diyelim. Diğerine de 3 çarpı B olacak. Bir de nedir? Birer tane başlarda için artı 2 eşittir. 88 kişiye eşit olacak. Bu 2'yi çıkaralım şu başta oturanları. Ne yapar? 2 tane A artı 3 tane B eşittir. 86. Bu nedir? İki tarafa eşit paylaşılacağı için ben bunu hani tam da düşünebilirim ya da bu şekilde hesapta da yapabiliriz. Bu A yani A nedir?
2 bundan, 3 bundan. O zaman da 86'yı da 2'ye böleceğiz. Şuradaki şeyi düzeltelim. Bir tarafı üzerinden hesaplama yapıyorum ben. 86'yı da 2'ye bölersem 43 bulmam lazım yani şu sonucu. Bir tarafta oturan kişiler, uzun olarak düşünün, bir tarafta oturan kişiler 43. Bu tarafta da 43 oturacak. Birer de başta ve sonunda var. Yani 88 yapıyor. O zaman burada da nedir? Buraya 20, buraya 1 dersem olur. O zaman bize en fazla kaç masaya oturabilirler diye sorduğu için 20 artı 1, 20 artı 1, 21 tane masaya oturulabilir. Bir sınıftaki 54 öğrenciye kalem ve silgi dağıtılacaktır. Bu dağıtımla ilgili kızlara ikişer kalem, erkeklere birer kalem dağıtılırsa 43 kalem artmaktadır. Şimdi kızlar, erkekler, x tane kız varsa 2 çarpı x olur. Erkek ne olur? 54 eksi x tane kalır. Bunlara da birer tane dağıtılırsa 43 kalem artıyormuş. Artı 43. Bunu birinden çarptık. Ne demiş? Kızlara ikişer, erkeklere üçer adet silgi dağıtılırsa x tane kız vardı. 54 eksi x tane erkek vardı. Üçer tane silgi dağıtılırsa 3 adet silgi artıyormuş. Kalem ve silgi miktarları eşitmiş. Bunları eşitleyeceğiz. Eşitlersek bakın burada düzenlemelerimizi yapalım. 2x eksi x artı 54 artı 43 bu kalemler. Bu kalem. Bu silgi sayısı. Silgi nedir? 2x artı 162 eksi 3x artı 3. 2x'ten x çıktı. X kaldı. 54. 43 daha ne yapar? 97. Buradan 2x eksi x kaldı. 162. 3 daha 165. X'i karşıya aldık. 2x. 165'ten de 97'yi çıkarırsak buradan ne yapar? 15'ten 7 çıktı. 8. Burada kaldı 5. 15'ten de 9 çıktığında 6, 2x 68 oldu. Sınıfa getirilen malzemeler her öğrenciye birer tane verilseydi toplam kaç öğrenciye dağıtılmış olur diye sormuş bize. Bakın 2x 68 bu. Burada yanlışlık yaptık mı? Evet, şurası 5'ten çıkmaz. Burası 15'ten 7 çıktı. 165, 97, 97'yi çıkarttığımız zaman 68 olur. 2x 68 ise x buradan 34. Şimdi x'i 34 bulduk. X 34 neydi? Kız sayısı. Kızlar x'te 34, erkekler 20. Buradan yerine koyduğumuz zaman ne yapıyor o zaman? 2 çarpı 34 68. Burada da 20 88 128 131 kişi yapıyor. Yani 131 kalem dağıtılıyor. O zaman 131 de silgi. Sınıfa getirilen malzemeler her öğrenciye birer adet verilseydi toplam kaç öğrenciye dağıtılmış olurdu diye bize sormuş. Yani 131 öğrenciye birer tane kalem vereceğiz. 131 öğrenciye de yine birer tane silgi vereceğiz. 131 öğrencimiz olur.